Gio Farnatti kimdir? Gio Farnatti, doğma büyüme İtalyalıdır. Çocukluğu ve gençliği ile ilgili pek bir bilgi bulunmasa da abisinin yolundan gitmeyi kafasına koymuştur ve sonrasında tefecilik işleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Karanlık yollardan abisinin edindiği sermaye kendisine sonuna kadar açık olduğu için imkanları fazla olmuş ve kısa sürede güzel işler yapmıştır, güzel isim yapmıştır. Kendisi oldum olalı kilolu ve yemek yemeyi çok seven bir adamdır. Bu yüzden yeraltı dünyasında ona İtalyan Aygırı ismi takılmıştır ve Gaga kendisini 3. filmde bu şekilde seslenmiştir. Look what the wind blew. Farnatti paranın olduğu her yerde mutlaka yatırım yapmıştır. Genelde kazanmıştır ve kaybetmeye hiç tahammülü olmamıştır. Kaybedeceği yerde çok çirkinleşir, çatışmaya varacak olayları çıkartmaktan asla çekinmez, rüşvet vermeden asla adım atmaz, işini her zaman garantiye alırdı. Bir süre sonra Gaga ile Rusya'da birkaç ticari ortaklık kurmuşlar ve güzel gelir elde etmişlerdir. Ancak İtalya'daki işlerinin yoğunluğundan ülkesine geri dönünce uzun süre iş yapmasalar da iletişimleri hep sürmüştür. Gaga bir gün Çolmi Çolma hapishanesinde Farnatti'yi davet etmiş ve hapishane dövüşlerini seyretilmiştir. O dönem Davic Gaga'nın adamıyken Farnatti bu dövüşlere şahit olmuş, Davic'in rakiplerini parçalamasından ve bu bitirişten gelen para akışını görünce çok etkilenmiştir. Bu işte de para olduğunu anladıktan sonra İtalya'ya döndüğünde Gaga'dan İtalya'da bu işi yapan hapishaneleri öğrenmiş ve hemen iletişime geçmiştir. Birkaç dövüş için bahis oynamış ve küçük zaferler elde etmiştir. Ancak Farnatti küçük meblağların adamı değildir. Piyasadaki isim sayesinde hapishaneler dünyasında epey çevre yapan Farnatti, dövüş olmayan hapishanelerdeki güçlü adamları araştırmaya başlamıştır. Birkaç adam bulsa da gözü tutmamış, beğendiklerini de anlaşmalı hapishanesine getirterek dövüştürmüş ancak yine küçük kazançlar elde etmiştir. En sonunda Gaga kendisine Amerika'da yer alan Clearwater hapishanesinden bahsetmiş, Farnatti de direkt olarak oraya gitmiştir. Burada dövüşürken gözüne kestirdiği tek bir adam olmuştur. Bu adam profesyonel boksör ve eski asker olan Jericho Jones, yani sizin tanıdığınız sıfatla Turbo'dur. Turbo ile Clearwater hapishanesine anlaştıktan sonra orada daha büyük organizasyonlarda dövüşmeye başlamış ve güzel paraları orada kazanmaya başlamıştır. Ancak Farnatti ve Turbo'nun büyük oyunlar oynaması lazımdır. Bu büyük oyuna dahil etmek istedikleri adam ise yine dünya ünlü boks şampiyonu olan George Iceman Chambers'tır. Ve hapishanede dövüştüğü bilgisi kendilerine ulaşmıştır. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Chambers'ın bulunduğu hapishanenin şampiyonunun bacağını kırdıktan sonra serbest kalarak izini kaybettirdiği bilgisini almış ve planları suya düşmüştür. Bu sırada birkaç organizasyonda daha Turbo Farnatti'nin tam anlamıyla güvenini kazanmıştır. Hapishaneler arası turnuva düzenlendiği zaman Farnatti ve Turbo koşulsuz şekilde katılım sağlamıştır. Yolculukları sırasında birkaç polis gözetiminde olsa da Turbo, Boyka gibi kelepçeli ve zırhlı bir emniyet aracında seyahat etmemiş, Farnatti'nin yanında özgür bir adamı gibi dolaşmıştır. Turbo ve Farnatti'nin ticaretinin haricinde dostluğu da olmuştur ve ilişkileri Gaga ve Boyka gibi soğuk olmak yerine tam tersi çok samimi olmuştur. Farnatti Turbo'ya koşulsuz güvenmekte ve hapishaneler arası turnuva konusunda kesin zafer gözüyle bakmaktadır. Gürcistan Tiflis'e geldikten sonra Turbo ve Boyka kavga edip delikte bir gün geçirirler ve ilk görüş sırasında Turbo ağır işlerde çalıştığını Farnatti'ye söyler. Farnatti ise gerçek manada sinirlenerek gardiyanlara rüşvet verir ve onları ağır işlerden kurtarmaya çalışır. Ancak fazla para bu dostluğa engel olmaya başlamıştır. Çünkü Rezo onları paralarını dolara yatırmak konusunda ikna eder ve Farnatti Turbo'yu satar. Keza kendisi de kasın adamları tarafından dövüşemeyecek hale getirilmiştir. Olaylar bildiğiniz gibi geliştikten sonra ise Dolor Boyka'ya karşı olan dövüşü kaybetmiş, otomatik olarak Farnatti de bastığı tüm parasını kaybetmiştir. Video başında söylediğim gibi yenilgiye tahammül olmayan Farnatti silahına bir susturucu takarak kasın odasını bastı. Arkasından giren Rezo ve adamını gözünü kırpmadan öldürdü ancak kasın tek kurşununun hedefi olduktan sonra tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür. Farnatti efsanesi burada son bulmuş, Turbo ise Gaga ile çalışmaya başlamıştır. Ek bilgi olarak şunu söylemeden geçmeyelim. Farnatti rolünü canlandıran Robert Constanzo, filmle aynı yıl gösterime giren Mafia 2 oyunundaki Joe karakterini seslendiren kişidir. What? Drive Vito?
The roads are icy. You ain't never drove a car before. Don't worry. I got a plan. Shit! Joe, put that thing away. Eddie, don't worry. It's safe. I just gotta press this. Tüm parasını dolara basmak için borç istediği adama Vito diye seslenmektedir. Vito, Mafya 2'nin ana karakterinin adıdır. Bu da ilginç bir detay olsa gerek. I know Vito. I know you vouch for me, Vito. But look, look, I need another million like yesterday. Vito, this is a sure thing. It's a lot. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram hesabımdan bana belirtebilirsiniz. Bu video ile ilgili size iletmem gereken bir şey daha var ki tüm Yenilmez serisiyle alakalı tüm karakterlerin videosu Fanatti ile beraber son bulmuştur. Yapılabilecek başka bir karakter yoktur. Lütfen odağınızı başka konulara çevirirseniz ben de ona göre içerik üretmeye çalışırım. İyi seyirler, iyi eğlenceler.